Yağmur her yere yağar. Ama yıldırım bir noktaya düşer. Aslında herkes için hep var olan ama hiçe sayılan sıradan bir felaket ihtimalidir bu. Ta ki başımıza gelinceye kadar. Şimdi üstümde şaşkınlıkla karışık bir uyuşukluk hali. Sesler, insanlar anlaşılmaz bir uğultu halinde. Ben daha neyin, niçin, nasıl olduğunu anlayamadan sorgu, mahkeme, tatbikat derken soğuk araçlar, gülmeyen yüzler arasında zifiri bir kuyunun dibine doğru giderken tüm sesler kesilip yalnızlık başladığında garip, beklenmedik bir rahatlama. Artık yaşamayan biri ne kadar rahatlarsa. Hala çalışıyorsun Azem hocam be. Hasat zamanıdır, boşta durulmaz. Garip olmayana gurbet sorulmaz. Böyle bir Türk yok muydu ya? Yok, olsa kesin duyardım. Bence biraz düşünsek bulabilirim. Düşüne düşüne bir hal oldun hocam. Artık bırak bence. Düşünmeyi bırakmak. İlginç bir teknik. Bunu düşüneceğim. Sen bizi özlemezsin ama biz seni çok arayacağız hocam. Sen çok daha ilerine layıksın başefendi. Eyvallah hocam. Oğlum, yeşilleri koparmayın. Hocam, şimdi sen gidiyorsun. Biz ne yapacağız? Uslu uslu vaktini tamamlayacaksın. Sana bıraktığım kitapları okuyup beni şaşırtacaksın mı? Okudum hocam zaten. Bir kere her şeyden önce yalan söylemeyeceksin Nihat. Okumuşum. Kadere bak Nihat'cığım. Yıllar önce bir salaklık edip uyuşturucu işine girdin. Ve bu yüzden şimdi vitamin işindesin. Senin de dersleri de çok özleyeceğiz hocam. He. Hala da yalan söylüyorsun. Şimdi bak hadi. Allah kutlasın Asma. Allah kutlasın. Allah kutlasın. İşte oraya geldik.
Bana mı söyle? Burası değişikmiş. Bir gün inşallah hepiniz bu çizgiyi geçeceksiniz, merak etmeyin. Ama ümit ediyorum ki bambaşka birer insan olarak. Burası açık cezaevi. Buraya gelmeyi başardığınıza göre bundan sonrasında yaparsınız. Değişin arkadaşlar. Değişin ki Allah kurtarsın. Allah razı olsun. Sağ olun. Güle güle hocam. Ne pasarlar hocam. Buna göz kulak olayım o. Evet hocam. Haydi eyvallah. Ben neyim? Gördüğün gibi. Ak saçlı bir adamım artık. Ben içerideyken şiirler gönderdim. Oraya buraya. Önce derin bir sessizlikle karşılandı. Sonra bazıları sevdiler. Yayınladılar falan. Sonra onlar birikti. Bir kitabım oldu. Evet. Sonunda başardım. Takma isimle ve çok garip koşullarda da olsa Ali Fuat diye birinin şiirleri işte. Kitabın adı Fail. Biliyorsun şiirlerimin çoğunu sana yazdım. Hepsini önce sana okudum. O yüzden gecikmiş de olsa senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış. Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada, kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığın ranzan senin mezarın kadarmış. Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış.
Merak etme aşkım. Merak etme. Onları bulacağım. Çocuklarımızı bulacağım. Yine gelir mi? Gelirim. Çocuklarla birlikte. Buyurun efendim. Ben beyefendiyle görüşmek istiyorum. Müsaitse. Tabii Kasım Bey. Evet. Hasan. Hasan. Kaç yıl oldu böyle ağlamayalı. Biliyor musun? İnsan kederden ağlıyor da sevinçten ağlamak her zaman denk gelmiyor. Niye haber vermedin? Karşılardık. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Zaten bu hikayede seni fazlasıyla yordum. Ta oralara kadar yer falan. Olur mu böyle şey canım? Bizim aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Hapse düşen ben olsaydım sen benim için aynı şeyi yapmaz mıydın? Bilmem. Zannetmiyorum. Seninle mi uğraşacağım ha? Bak ya. Evet. Söyle bakalım. Et mi balık mı? Hiç fark etmez. Dışarının yemeği olsun da. Koçum benim. Ay, inanamıyorum ya. Burada herkes kebap mebap onları özler. Gerçi ben de özledim de ama en çok iyi bir salata. Hiç yok çünkü. Bütün gece ağlamayacaksın değil mi? O kadar sene sonra ağlamayıp da ne yapayım ya? Dedin lafa bak şimdi. Ağlayınca çok çirkin oluyorsun, yapma. Ne zaman çıktın peki? Dün geldim İstanbul'a. Nerede kalıyorsun peki? Hemen girişinde kalorifer yanıyor. Banyolu, TV'li odalar yazan güzel bir otelde. Beş yıldızlı yani ha? Hı hı. Allah Allah. Ya sen niye otelde kalıyorsun kardeşim, otel köşelerinde ya? Niye bizim eve gelmiyorsun? Ya bak, sinirlendireceksin şimdi beni ha. Neyse bırak şimdi. Nergis hocam nasıl? İyi. Tatlı tatlı yaşlanıyoruz işte. Ama bize yüklediğin şey bizi perişan etti. Ciddi söylüyorum. Yani senin aleyhinde konuşan insanlara gerçekleri söyleyememek, susmak zorunda kalmak çok zordu. Bir de çünkü konusu açılıyor. Yani o zaman şimdi bir şey desen bir türlü, demesen bir türlü. Neyse. Ne yapacaksın şimdi peki? Yani planın ne? Çocukları bulacağım tabii. Aha. Ayrıca bir de iş bulmam lazım tabii. Hmm. Gel eczanede çalış. Ağrı kesici olarak. Bak şimdi ya. Şahsi sancılarım buna izin vermez. Ne yapacaksın peki? Ne bileyim, özel ders veririm diyorum. Hem sabıkada sorun olmaz.
Ne bileyim, bir yerden başlayacağım işte. Sonra çocukları bulunca yani çok güzel bir yerde, çok güzel bir ev tutacağım. Belki de bahçeli bir ev, kim bilir. Hayallerde evler hep bahçelidir ya. Ne? Hayal kuruyorsun, niye tasarruf yapasın ki? Doğru. Ve ondan sonra yepyeni bir hayata başlayacak Yüce Dağ ailesi. Planım bu kardeşim. Beğendim. Çok beğendim. Yap, inşallah başaracaksın. Başaracağım. Ağlama yeter artık. Ben de ağlamamayım. İnşallah bir gün başaracağım. Hoş geldin. Ben bunu bitirmeyeyim de araba kullanacağım ya. Kurallara uymak gerek. Emekli gibi, emekliyim. Anladım. Aslında anlamadım. Neden böyle bir şey için daha genç birisini arıyorsunuz? Yani daha az ücret vermek içinse o konuyu konuşup... Kapattı mı terbiyesiz? Ders vermek için öğretmen değil de öğrenci arıyorlarmış. Enteresan. Cep telefonunuz yok mu ya? Yok. Bugünkü 7. ve son aramamı yapıyorum. Bir şey demeyeyim. Vallahi bu şehirde, hatta bu dünyada cep telefonu kullanmayan birine rastlamak ilginç. Bu çağda çevir sesi gelmemesi de öyle. Ben de arkeoloji okuyorum. Yani daha doğrusu arkeoloji okuyabilmek için bu mükemmel otelde çalışıyorum. Alo. Ha. Evet. İyi günler. Ben internetteki ilanınız üzerine ek ders, özel ders edebiyat öğretmeniyim. Tabii tabii. Çok tecrübeliyim yani lise öğretmeni olarak. Tabii ki gelirim. Adresiniz neredeydi? Beylikdüzü. Beylikdüzü neredeydi? Çok uzak abi, gidemezsin. Ya biraz niye herkes telefonu kapatıyor konuşma bitmeden? İzzet! Ne yapıyorsun lan? Oo, Zerif abi ne yapıyorsun ya? Senin bu kripto para işi bizi bitirdi biliyorsun değil mi? Kaç tane aldın ki? Dilber'i çağır. Bana da bu mevzuyla ilgili bir daha soru sorma. Kafam bozuk diyeceğim senin bir tarafını. Abla, Zerif abi geldi. Soktu bizi bu coin işine. Bir de kaç tane aldın diye soruyor. Abi ben sokmadım seni lütfen. 10 saat anlatmadın mı? Neydi o zincir dediğin? Zincirli bağlantı. Blockchain. Ha blok. Anlatmadın mı? Dedin geleceğin teknoloji şeysi. Şudur budur. Dedim de abi ben yatırım tavsiyesi olarak şey etmedim ki. Doğru, daha çok batırım tavsiyesi oldu. Abi sen sordun. Ben de bildiğim kadarıyla açıkladım. Tamam sus. Senin yüzünden bir dünya param gitti. Ne bakıyorsun hemşerim? Sen niye küfür ediyorsun öyle devamlı? Allah Allah. Sana mı soracağım? Hocam tanıştırayım. Arkadaşımız adı Zerre. Ne? Zerre. Zerre. Bir isim bir insana bu kadar mı yakışır? He, değişik değil mi? İsmim yani. Değişik. Başka isim bulamamışlar. Ya genç, sen her aklına estiğinde ortamda kim var kim yok bakmadan küfür mü ediyorsun böyle? He. Zoruna mı gitti dayı? He. Zoruma gitti. Ayrıca ben senin dayın değilim çok şükür. Ne diyorsun babacığım sen ya? Ben senden hoşlanmadıkça akrabalığı ilerletiyorsun. Babacım olduk şimdi de. Bak yaşlı başlı adamsın. Git benim canımı sıkma. Bak Zerre, madem bir şeyin en küçük parçasısın, o zaman haddini bileceksin.
Madem yaşlıyı genci ayırt edebiliyorsun, o zaman büyüklerine saygı göstereceksin. Ve mümkünse kesici alet taşımayacaksın. Taşıyorsan göstermeyeceksin. Bir gösteriyorsan kullanacaksın. Sonra da gidip yaptığımı kârlıların hesabını hukuk önünde vereceksin. Yani senin en küçük parçası olan sistem bu. Anladın mı? Anladım abi. Tamam. Abi. İlla akraba olacaksa en iyisi abi. İzzet! Ha? İzzet! Hadi gel! Yardım et! Gel bunu başlayayım ya. Dur, sen onu al. Hadi. Sen şunu. Hadi. Bir saniye. Affedersiniz, açacak var mıydı sizde? Bizim Zerre meşrubat almış da, bir de sizin isim neydi? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyuz? Tabii ki. Şey benim. Adım Azem. Ağanın şapkası vardı bir zamanlar ama kaldırıldı. Şapka mı? Neyse başlıyor. Sizinki nedir? Ben de Dilber. Memnun. Ben de. Bir soruya gelince maalesef açacağım yok. Çünkü odamda açacak bir şey yok. Acaba İzzet'ten mi isteseydin? Aradım da cevap vermiyor ki Sersem. Bence de çok küfrediyor. Yani böyle yersiz. Ağzı çöp tenekesi gibi. Kimin? Bizim Zerre. Maalesef. Güzel ayar verdiniz ama. Yani. Nereden geliyorsunuz böyle? Nasıl yani? Öğretmenmişsiniz. Niye burada kalıyorsunuz? Çoluk çocuk yok mu? Gibisine merak ettim. Uzun hikaye aslında. Ailemle yaşamıyorum uzun bir süre. Niye ki? Böyle konularda açacak alışverişi sırasında konuşulamıyor. Yani şu anda fark ediyorum ki ben konuşamıyorum en azından. Doğru. Böyle ayaküstü. Değil mi? Değil mi? Oldu o zaman. Oldu o zaman. Kusura bakmayın, yardımcı olamadım. Sizin canınız sağ olsun. Hayırlı geceler. Size de. İyi akşamlar.
Kolay gelsin. Kime baktın? Kime bakmadan önce kolay gelsin dedim aslında. Buyur. Artık kolay gelsin deyince sağ ol demiyor muyum? Sen niçin geldin kardeşim? Ben özel ders ilanı için geldim. Öğretmen aranıyormuş da. Desene baştan kardeşim. Kolay gelsin demeden mi? Ya tamam arkadaş, ne uzattın. Tamam sağ ol. Zile bas. Sibel Hanım ilgileniyor işle. Tanıştığımıza memnun oldum diyeceğim ama lafın gelişi. Tıpkı kolay gelsin gibi. Buyurun. Hala devam ediyor. Nasıl? Şey zil. Ha, biraz uzun değil mi? Ha. Şey ben özel ders ilanı için geldim, öğretmenim ben. Ha, adınız neydi? Adem ben, Adem Yücedağ. Adem Bey, evet. Memnun oldum ben de Sibel. Buyurun lütfen, buyurun içeri geçelim. Nasıl rahat edeceksiniz, buyurun. Sağ olun. Lütfen, ha. Laflarınıza dikkat edin şu an. Vallahi Güzel Hanım, ben mesela nefret ederim. Allah Allah. Ya istemiyorum seninle ders yapmam be adam. Anlasana git ya. Be adam mı? Ben de seni ders yapmaya doyuyordum zaten. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Hocam hayırdır? Ben hayatımda böyle bir çocuk görmedim. Kimse benim gururumla oynayamaz efendim. Hocam oturup konuşsaydık. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Çocuğa bir gram terbiye vermemişsiniz. Kalkmışsınız burada bir de konuşalım diyorsunuz. Bakın. Bu çocuk bu sınavı kazansın, ben buradan Mardin'e kadar yürürüm. Bu normal bir çocuk değil. Bildiğin terbiyesiz bir canavar. Terbiyelisi de var demek ki. Canavarın. Ben günde 8 saat okula gidiyorum. Bir de eve tekrardan gelip yine ders yapmak istemiyorum. Neden anlamıyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Ben günde 8 saat okula gidiyorum. Bir de evde ders yapmak istemiyorum. Anlamıyor musunuz? Sadece anlaşılmak istiyorum ben ya. Efendim kanka. Hala istiyor musunuz işi? Çocuk belki eğitilebilir ama hocayı bilemedim. Acaba beyefendiyi Mardin'e kadar yürütmek ilginç olabilir. Siz de Malatya'ya kadar yürümeyin de. Yani bu kaçan 4. ya da 5. öğretmen. Evet, görünüşe bakılırsa kızınız tam bir eğitim görevlisi. Evet, öyledir. Ama Ayça benim kızım değil. Çok şükür. Ben sizi annesiyle tanıştırayım. Buyurun. Buyurun lütfen. İnternetiniz de jet gibi maşallah. Sağ ol. İzzet. Buyurun hocam. Ya sende bir hal var ama bir anlayamadım. Ne? Yok hocam, ne olacak? Öyle. Bir soğuksun, yüzüme bakmamaya çalışıyorsun falan. Yok, bakıyorum. Ne haber lan mezarcı? Hocam hürmetler. Estağfurullah. Nasılsınız hocam? Sağ ol. Allah iyilik versin. Hocam bu dün yaşanan terbiyesizlikten dolayı ben sizden gerçekten çok özür diliyorum. Bir günde sizi mutlaka müzik holümüze bekliyoruz hocam. Ya bu kadar tanışıklığımız var. Bir misafir edelim. Değil mi İzzet? Tabii. Yok sağ ol, ben pek öyle yerlere giden biri değilim ben. Pide söyleyeyim hocam. Ben kendime söyleyeceğim, size de söyleyeyim. İzzet'i boş verin. Yok yemem sağ ol. Yok hocam, katiyen olmaz, ben size de söylüyorum. İzzet. Otur lütfen. Ne oluyor? Bir şey yok hocam. İzzet. Ne oluyor?
Hocam, biz gelen her müşteriyi bir internette aratıyoruz haliyle. Yanlış anlama abi. Herkesin kaderi kendine. Hani zaten bizim müşteri profilimize şey yani yamuk yumuk işler. Estağfurullah yamuk derken. Felek silesi gibi işte. Zerre de o yüzden mi tuhaf davranıyor? Evet hocam. Ödü patladı. Evet, o internette gördüğün adam benim. Ama ben yapmadım. İftira mı? Yok. Kabul ettim suçu. Kabul mü ettiniz? İşlemediğiniz suçu. Hı hı. Neden? İşte o da işin internette olmayan kısmı. Yani hakikat. Ben buralardayım hocam. Şöyle isterseniz. Çok sürmedi. 3 gün içinde de şifre oldu kimliğim. Artık hiç silinmiyor kara lekeler. Sonsuza kadar peşinden geliyorlar. Taze ön yargılara bayat geçmişler. Bir saniye. Hadi hazırlan hocam, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Felek'ten bir gece çalmaya. Ya bırak Allah'ını. Yok hocam, ben düşündüm biraz. Dedim ya adamın başına gelmedik kalmamış. Bir de ben, ya ben biz kimiz ki sizi yargılıyoruz hocam? Senelerdir içeride yatmış adama güzel bir gece yaşatmamız lazım. Hocam Zerre de çok ısrar etti. Ama esas Dilber. Hadi hocam. Yok sağ ol, ben anlamam öyle şeylerden. Kalsam daha iyi. Yanlış anlama hocam. Sen ne olursa ol, ben yine seninle takılırdım. Ben burada konuşacak adamı nereden bulayım ki başka? Çok yüce gönüllüsün sağ ol. Ama ben kalsam daha iyi. Hocam ne yapacaksın kalıp ya? Kitap okuyacaksın, kitabı yarın da okursun. Bir yere kaçmıyor zaten. Hadi be hocam, iki eğlenelim ya. Bak izin aldım bugün ha. İki muhabbet, sohbet, dans, eğlence. Ha hocam, geliyor musunuz hocam bu evet mi? Hocam ben taksiyi falan çağırıyorum, sizi üstünüzü başınızı giyinin, hemen buluşalım aşağıda. Çok eğleneceğiz bugün, çok. Serkan abi. Abi Dilber Hanım'ın misafiriyiz. Hoca da benim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun hocam. Eyvallah. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Zerre. Zerre. Vay 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 vay. Hele bakın kim gelmiş. Hocam şeref duyduk yani. Sağ ol. Efe gel lan. Koş oğlum koş. Bu masa bizim misafirimiz. Burayı bu gece güzel ağırlıyoruz.
O bizim güzel tabaklardan saç kavurma falan getir, olur mu? Hadi bakalım. İyi eğlenceler hocam. Sağ ol. Hocam Zerre ve onun gibiler suçlulara daha fazla saygı gösteriyor. Evet, fark ettim. Suçlu derken ben bir şey anlam... Tamam, tamam. Zerre. Buyur abi. O kim? Abi otelde tanıştık. Ha. Evet. 10 yıl yatarı var. Çok ağır bir abi. Eyvallah. Eyvallah. Aferin. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler. O zaman hocam. Artık o tarlayı satan dayı modeli. Ne? Artık o tarlayı satan dayı modeli bitti gibi. Beyaz yakalılar bile geliyor artık. Ama yine de Dilber için bir servet harcayanlar var. Ne yapıyorlar mesela? Yapacak pavyona gitmedin mi daha önce hocam? Vallahi kısmet olmadı hatırladığım kadarıyla. Ha. İlk mi yani bu? Ne şaşırıyorsun evladım? Öğretmenim ben ya. Hocam. Kızlar buraya tertemiz gelir, tertemiz çıkarlar. Çıkışta görüşelim mi diyen de kırmazlar ama. Tabii hayatım, işkembecide buluşalım derler ama asla gitmezler. Bir gün burayı yazmayı düşünüyorum. Belki film olur ya. Hmm, yazıyor musun öyle şeyleri? Yazmıyorum da karalıyorum. Ne demek karalıyorum da yazmıyorum? Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ay, hatırlayayım mı? Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için sağ olun. Ne demek? Eğlendiniz inşallah. Çok, çok. Ne yapayım lan kepçe kulak? Kepçe demeydin daha iyi abla. Daha da eğlenmek isterseniz yardımcı olabiliriz yani. Ha İzzet? He hocam. Ne gibi? Hocam hanımefendiler de sohbete teşrif etsinler mi babından? Ha. Ya, ha. Yok yok gerek yok. Biz kalkacağız zaten. Pardon. Hoca olmak kolay değil tabii. bitti mi? Başka içmiyor musunuz? Serkan? Ben aslında yok, bir tane... Yok yok yok. Tamam. Afiyet olsun. Müsaade. Otelde görüşürüz. Görüşürüz ablacığım. Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel oynadın bugün. En iyi sendin ya. Herkes seni izledi. Şiir gibi oynadın. Ne yapıyorsunuz gençler ve genç kalanlar? Çok güzel sen benim. Ya sen neredesin? Ne zamandır gelmiyorsun? İki anı sen yok. Ki ben gidiyorum. Hadi. Hadi. Sen yarım kalmış bir aşkın kaçırılmaz sürgünü, katlanan göğsündeki kayaya. Sen orada şimdi bir hüznü köpürt. Ben bir çocuğa su vereyim burada. Ben ki
kiracıyım bir acıya. Bardağın vardır diye düşünüyorum. Açacağım bile var. Öyle mi? İzzet verdi nedense. Açacağı da lüzum yok. Yanlış anlama, komşuyuz. Şurada iki lafın belini kırarız diye. Yoksa herkesle konuşmam. Sevmem öyle şeyleri. Yüz göz olmak yani. Hoş değil bence. Anlıyorum. Ben de anlıyorsun diye konuşmuştum o gün zaten. Yoksa açacak bir şey falan da yoktu yani o sıra. Merak ettim seni işte. Bu kadar, yanlış anlama yani. Anladım. Bu Zerre ne iş yapıyor, sizin menajeriniz falan mı? Ya bu salak benim teyzemin oğlu. Yani öz değil de kuzenimsi bir şey işte. İşlere de yardım ediyor. İyi çocuktur da terbiyesizdir biraz. Ben de kitap okurum biliyor musun? Öyle mi? Ne okuyorsunuz mesela? Ne bileyim. Bir yerde görürüm mesela, hemen açar bakarım. Çok kalın olmayanlara tabii. Hatta parayla bile almışlığım var yani birkaç kez. Bravo. Vakit olmuyor da artık. Kitap okuyan birine benzemiyorum değil mi? Kimse kendisine benzemiyor ki zaten. Kimse kendisine benzemiyor. Doğru. Beğendin mi? Çok beğendim, bence çok güzel bir tespit. Tespit mi? Tespit nedir? Ben dansımı diyorum, beğendin mi? Abi beğendim. Tebrikler, çok beğendim. Normalde konsa çıkmam. Binde bir otururum, iki kadeh içer kalkarım. Şartlarım bu yani. Adını yazdıran müşteriye de oynarım, o kadar. Bu gecekiler patronun arkadaşlarıydı. Mecbur oturduk işte. Anladım. Sen kimsin mesela? Onu çok merak ettim ben. Bu kadar kitabın ne işi var bu tam bu ittihaf edersin? Kitaplar benim işimin bir parçası. Ben edebiyat öğretmeniyim. Ha, tabii tabii. Hocanın yanında ne olacak? Kitap olacak da. Sen neden buradasın? Ailevi bir mesele diyelim. Eşimle anlaşamıyoruz. Ben de şimdilik burada kalıyorum. Diyorsun. Diyorum. Ne oldu ki? Artık her şey internette çıkıyor. Yapmadığın bir şeyi kabul etmişsin. İzzet söyledi. Neden peki? Madem. Yıllarca herkes bunu sordu. Neden? İçeride de hep sordular. Bir şey söylemedim. Söyleyemezdim. Bunu söyleyecek olsaydım daha önce mahkemede ya da daha işler oralara varmadan söylerdim. Büyüdüğüm mahallede her türlü manyak vardı. Çok katil de gördüm.
Gözlerinden belli oluyordu. Hepsinin göz bebeğinde kara bir leke vardı. Sende yok öyle bir şey. Senin iyi bir adam olduğunu alnında yazıyor neredeyse. Şimdi anlıyorum ki konuyu içerken de konuşamıyorum ben. Çoluk çocuk? Var. İki tane. Neredeler şimdi? Bir bilsen. Ben de en çok bunu merak ediyorum zaten. Vay be. Ben sana çok üzüldüm şimdi, biliyor musun? Sağ ol, eksik olma. Bence gözlerinden belli, doğruyu söylüyorsun ama kandırmıyorsun değil mi beni? Benim kafam çok güzel çalışır. Ama kandıran da çok olmuştur yani. Yok. Ben kandırmıyorum seni. Sağ ol. İstesen kandırırsın çünkü. Zeki adamsın, belli oluyor yani. Çok kitap okumuşsun, düzgün konuşuyorsun. İftira deseydin inanmazdım ama bence sen... sana benziyorsun yani. Bence sen de sana çok benziyorsun. Bir sarılayım mı ben sana? Müsaitsen. Müsaitim. Buyur. Yanlış anlama, bak ben neredeyse iki sene var kimseye sarılmamışım. Ben de epey oldum bir insana sarılmayalım. Ne oluyor be? Nerede lan bu? Vallahi odadaydı abi en son ama belki ben görmeden çıkmıştır. Hay ben onun. Bak ona söyle. Yarın parayı göndermese gel ağzını burnunu kırarım, anladın mı? Allah'ım söyledim. Kim o? Mühim biri değil. Kocam. Ne? Yok işte abi. Az evvel çıktı dedim ya, niye inanmıyorsun? Bana bak. Söyle ona konuşmamız lazım hemen. Benim asabımı bozmasın, bu işin sonu kötü olur. Anladın mı? Anladım abi. Cep. Alacağım bir gün bir tabanca, sıkacağım bunun kafasına. Kasıtlı adam öldürme, müebbet yersin. Yedim zaten.
bununla evlendirildiğim gün. Yani senin kocan mı var? ...18 yaşında bu sığırla evlendirdiler. 2 sene sonra evden kaçtım. Yıllardır boşanmaya çalışıyorum ama yanaşmıyor hayvan. Ben de parasını gönderip susturuyorum. Çok karışmıyor bana. Bu sefer geç gönderdim diye delirmiş. Bazen zaten delirsin diye geç gönderiyorum. Geldik. Buranın kıymalısı o kadar iyi ki... Ama ben bu sefer kuşbaşılı yiyeceğim ya da peynirli yerim bilmiyorum. Ne zaman kararsız kalsam peynirli yiyorum çünkü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ama sakın sana böyle şeyler söylüyorum diye başka türlü anlama yani. Ya da aslında başka türlü anlayacağım bir şeyse de... ...onu da öbür türlü anlama yani. Şey yapma yani. Bu cümlenin ögelerini ayırmaya benim bile ilmim yetmez. Ne? Yani tam anlamıyorum ne dediğini. Şey diyeceğim işte. Benim içimde bir heyecan başladı. Hele dün geceden sonra bir kıpırtı var içimde. Allah'ım gitmiyor bir türlü. Yani daha önce hissetmediğim duygular olduğu için tabii hemen şey yapamadım durumu. Ben de Yıldız'a anlattım. Dedim kızım böyle böyle. Benim içime kelebekler kaçmış, oradan oraya uçuyorlar. O da böyle güle güle dinliyor. Çok matrak kızdır ha, tanıştıracağım seni. Dedi kızım sen salak mısın? Ya bariz belli yani işte. Aşık olmuşsun sen dedi. Dedim ya sen ciddi misin ya? Tabii dedi. Sen dedi daha önce aşık olmadığın için bilmemen normal dedi. Nasıl? Çok alem kız ha bu. Sormayacak mısın kime aşık olduğumu? Sormasam mı acaba ne de olsa senin özel hayatın? Yok canım. Sor ne olacak? Kime? Kime mi? Bunu soruyor musun gerçekten? Sor dedin. Tabii ki sana ya şapşal. Ya sen de benimle aynı durumdasındır diye düşünüyorum. Hapisten çıkmışsın ve karşına güzeller güzeli bir kız çıkmış. Yani ben başta sen biraz bana fazla tutulursun diye çekindim. Ne yalan söyleyeyim. Ama işe bak ki o sırada ben de sana aşık olmuşum. Kaç puan veriyorsun buna? Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Siz... Fırında mercimek yapıyorsunuz mu? Yok öyle bir şey. Yapıyorlar. Bu işte. Ben de hep merak ederim. Mercimeği fırına vermek diye bir tabir var ya. Düşününce aslında öyle bir yemek de yok öyle değil mi? Fırında mercimekle yapılan bir yemek var mı bizde? Yok. Tuhaf. O yüzden sen fırını karıştırma. Bana şöyle en namuslusundan bir mercimek çorbası getir. Boş ne? Ne öyle ağzının yanıyla konuşuyorsun mercimekmiş, fırınmış. Kuş beynine yeni edebiyat mı yükledin Zahir? Ne zamandan beri evli kadınlar elin adamını herkesin içinde ağzından öpüyor? Ne zamandan beri şerefsiz adamlar kendisini istemeyen kadınların peşini bırakmıyorsa o zamandan beri. Al sana kapak.
Şimdi sağdan sola doğru böyle çevir, hadi. Lan, kim bu herif? Sana ne? Bir dakika, bir dakika. Ne bunun adı? Zahir. Zahir. Zahir Bey. Masaya destursuz oturmanı bir tarafa bırakırsak, sen kim bu herif deyinceye kadar ben aranızdaki bir şeyi istemeden dinleyen birisiydim. Şimdi şahsen kendisine terbiyesizlik yapmış birisiyim. Bu mevzu seni alakadar etmez. Şimdi bak, niyetin konuşmaksa adabınla konuş. Yok eğer başka bir şeyse... Ne olur niyetin başkaysa? Güzel bir şey olmaz. Belki güzel bir şey olur. Ya biz... Lan sen kimsin lan Etiyan? Sen bittin. Seni yazdım Etiyan. Sen artık huzur muzur yok. Lan Etiyan, bittin sen, bittin. İhtiyar babandır, pislik. İhtiyarmış. Tokadı yedin ama ihtiyardan, ne haber? Dilber, ihtiyar konusunu kapatabilir miyiz? Pardon. Neredesin sen? Bana bak, konuşma, zaten asabım bozuk. Dükkana geç kalıyoruz. Herif de peşinde, haberin olsun. Biliyoruz. Ben iğne ipliği alayım. Odada buluşuruz. Ne bakıyorsunuz? Hiç. Bir şey mi oldu hocam? Ufak bir tartışma. Sen tanıyorsun tabii. Kocasını yani. Tanımaz olaydım. Sana mı saldırdı abi? Oldu bir şeyler işte. Hocam. Yanlış anlama bak, herkesin kendi hayatı. Bizim bu Dilber iyidir de biraz dengesizdir. Ayrıca o adam da tam bir pislik. Bak sana da bulaşmış. Daha da gelir peşinden yani. Ben bir kardeşin olarak, yanlış anlama. Anlamadım. Neyi? Yanlış anlamadım. Ha. Eyvallah. İyi geceler hocam. İyi geceler. Bir süre adresimi kaybettirmiştim aslında. Ama her seferinde buluyor. Neyse, şey yaparız. Yeni bir ev tutarız. Senin kitapların için ayrı bir odamız olur. Ayrıca o hayvan sana ihtiyar deyince ben de ihtiyar demişim gibi oldu. Yani yanlış anlama, yaş farkı benim için mühim değil. Sabıkan da umurumda değil. Tanıdığım herkes sabıkalı zaten. Dilber. Canım söyle. Dilber, daha tanışalı çok kısa bir süre oldu. Yani birbirimizi tanımıyoruz bile. Biraz fazla hızlı gitmiyor musun? Yani ben çok zor zamanlar geçirdim ve bir ilişkiye hiç hazır değilim şu anda. Şöyle böyle sandın beni, değil mi? Hayır, kesinlikle öyle bir şey. Yani sen beni istemiyorsun, öyle mi?
seni değil, bir ilişki istemiyorum şu anda. Yok canım. İlişki yok ama ben varım yani, öyle mi? Ne kadar akıllıymışsın sen ya. Ben öyle bir şey söylemedim. İyi. Bundan sonra kendi yırtığını kendin dikersin o zaman. Ne yapıyorsun kız, deli misin sen? Tanıdığım her insan bana bir gün mutlaka bu soruyu sorar. Deli misin sen? Evet, galiba biraz delilik var bende. Ama ona bakarsan sen de katilsin. Yani öyle biliyor herkes, değil mi? Geldi. Geldi. Tamam, bir sakin ol, dur. Ay sakin geldim. Olayım mümkün mü sence? Tamam. Olacaksın adamı ya. Acaba içeri mi girseniz? Ay tabii, doğru. Gel bir tanem, geç. Ver alayım. Ben aldım. Zordu değil mi? Rüzgar gibi geçti. Ah canım. Benim için yaptıklarınızı asla unutamam. Hakkınızı ödeyeyim asla. Biz ne yaptık ki? Çileyi sen çektin. Bana gönderdiğiniz her kuruşu yazdım. Ve mutlaka bir gün geri ödeyeceğim. Ya bırak Allah aşkına oğlum, biz bir şey yapmadık. Ne yaptık ya? Senin eşyalarını sattık, parasını sana gönderdik. Bir şey yapmadık. Bu kadarla kalmadığını ikimiz de biliyoruz. Neyse bırak şimdi hadi. Yok Kasım, yok. Siz benim canımsınız. Ailemsiniz. Başka da bir ailem yok zaten. Yani en azından şimdilik. Ama bu benimle kendim arasında bir mesele. Size borçlu kalırsam ilişkimiz zedelenebilir. Yüzünüze rahatlıkla bakamam. Borçlu kalamam. Size bile. Şeyi söyledim Azem'e. Neyi? Giderken bizden bir söz aldın ve bizi mahvettin dedim. Evet. Kimseye gerçeği söyleyemedik. Herkes senin arkandan olur olmaz konuştu. Hiç hak etmediğin şeyleri söylediler. Hiçbir şey söyleyemedik. Hep içimize attık. Azem. Artık bir şey söylemen gerekmez mi? Kime? Herkese. Herkes. Unutmazsan maziyi intikam alır, hatıra alır diyor ya şair. Aydınlık bir geleceğe, aydınlık bir geleceği karanlık bir geçmişe kaptırmayalım. Kaptırmayalım bize de. Yok, kaybediyoruz. Yok öyle olamaz. Düşük bir cümle şiirselliği. Kurban etmeyelim. Kurban etmeyelim. Neyse işte. Hapislik hayatının en kötü taraflarından biri, hafızan zayıflayacak.
Hoş benim durumumda bu. O kadar da kötü bir şey sayılmaz değil mi? Ah, Hande'ciğim. O benim en iyi arkadaşımdı. Benim de. Şimdi bu boş sandalyede de oturması gereken oydu galiba. Her zaman olduğu gibi. Ne çok keder var değil mi? Şu sessizliğimizde. Ne diyor İsvanlı? Konuştuğumuz yalan. Sustuğumuz hakikat. Hakikat. Hakikat.